Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 9. ayeti kerimesinde 8. ayetle bağlantılı olarak münafıkların iç yüzlerini, özelliklerini, yalancılıklarını, Allah ve Peygamber karşısındaki menfi konumlarını dile getiriyor ve şöyle buyuruyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. O münafıklar inanmadıkları halde, mümin olmadıkları halde biz Allah'a ve ahirete inanıyoruz sözleriyle, bu halleriyle güya Allah'a ve iman edenlere oyun ediyorlar, onları aldatmaya çalışıyorlar. وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ. Oysa halbuki onlar sadece kendilerini aldatıyorlar. وَمَا يَشْعُرُونَ. Ama bunun farkına varmıyorlar. Burada bir insanın acaba Allah'ı aldatması mümkün mü? Bunu bir konuşmak gerekir. Herhangi birimizin, herhangi bir insanın yalan söyleyerek, plan yaparak, tuzak kurarak, yanlış yol tutarak Allah'ı aldatması mümkün müdür? Hepimiz biliyoruz ki Allah, Yüce Allah, her şeyin yaratanıdır. Alâ külli şeyin kadir, her şeye kadirdir. Âlimun, âlimu külli şey, vallâhu bi külli şeyin alîm. Allah her şeyi bilendir. İnnehu alîmun bi zâti sudur. Allah kalplerimizden geçen, bizim bile farkında olmadığımız en gizli konuşmaları, vesveseleri, duyguları ve düşünceleri de bilendir. Belki biz bile içimizden geçen bazı gizli düşüncelerimizin farkında olmayabiliriz. Ama Allah onları da bilendir. Ve gökte, yerde, denizlerin altında, göklerin derinliklerinde ne varsa hepsini de bilen Allah'tır. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Her şeyi işiten aynı zamanda semi'a, her şeyi işiten, hiçbir konuşulan söz ister zahiren olsun, ister iç alemimizde olsun, işiten de Allah'tır. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Biz insanı yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını, neler vesvese verdiğini biliyoruz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz insana şah damarının daha yakınız. Çünkü ona o damarı veren biziz. O kalbi veren biziz. O damarlarda o kanı yaratan biziz. O kanı hareket ettiren biziz. İnsan beynini yaratan biziz. Beynin düşünme özelliğini veren biziz. Yani orada o konuşmalar, düşünceler nasıl ortaya çıkar, bunu çıkaran da biziz. Ve bu nasıl çıktığını bilen biziz. Şimdi böyle bir Allah inancımız var bizim. Şimdi böyle bir Allah'ı aldatmak mümkün müdür? Şimdi o münafıklar kalplerine iman olmadığı halde biz Allah'a inandık demek suretiyle Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Aslında onlar Allah'ı aldatmaları mümkün değil. Ama müminler ne yapabilirler? Müminler aldanabilirler. Çünkü onlar bir insan başkasının kalbinden geçeni bilemeyeceği için bir insan ben inandım derse mümin kişinin ona güvenmesi lazım, onun mümin olduğunu düşünmesi lazım. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'a o münafıklar gelirlerdi, biz iman ettiler, Efendimiz onlara inanırdı. Onların inandığını düşünürdü, düşünmek isterdi, suizan beslemezdi. Hatta onların cinayesine katılır, onların sözlerine değer verir, ıslah olsunlar diye böyle yapardı. Ve derdir ki
biz zahire göre hükmederiz ama vallahu ya'lemu serair, gizlikleri Allah bilir. Yani müminler aldanabilir. Onlar bizim iç alemimizin, başkasının iç alemini bilme imkanı olmadığı için ama Allah'ı aldatmak mümkün değil. Dolayısıyla burada münafıklardan bahsederken kendimize de dönmemiz lazım. Acaba bizim de Allah'ı aldatmaya çalıştığımız yerler var mı? Yani insanlarla konuşurken, alışveriş yaparken, insanlara bir şeyi söylerken, işte yalan mı söylüyoruz, doğru mu söylüyoruz? Allah'a karşı vazifelerimizi yaparken acaba Allah'ı her şeyi bilen, gören Allah olarak inanıp da ona göre mi davranıyoruz? Yoksa ya nasıl olsa bunu efendim Allah belki efendim dikkate almaz, belki görmez, belki bilmez, belki yazmaz diye güya Allah'ı aldattığımız sanarak böyle bir yanlış yollarda gittiğimizde oluyor mu? Yani ki bir yerde bir haramla karşı karşıya kaldık, baktık sağımıza sonra kimse yok. Haramı işledik, harama baktık, haramı tuttuk. Ama burada acaba biz Allah'ı aldatabiliyor muyuz? Ona bakmamız gerekiyor. Burada acaba o münafıkların düştüğü yanlışa düşüyor muyuz? Ona bakmamız gerekiyor. Ve şunu bilmemiz lazım ki Allah'ı hiçbir zaman aldatmamız mümkün değil. Eğer böyle bir yola girersek biz Allah'ı değil, başkasını değil, kendimizi aldatmış oluruz. Dolayısıyla dürüst olmalıyız. Samimi olmalıyız. Allah'a karşı içimiz sonuna kadar açık olmalı ve Allah'tan hiçbir şey gizleme durumumuzun böyle bir yetkimiz olmadığını bilmemiz lazım ve böyle bir dürüst gönülle Allah'a kulluk yapmamız lazım. Eğer böyle yapmazsak işte Allah'ı aldattığını sanıp da kendisini aldatan münafıkların durumuna düşmüş olabiliriz. Burada münafıkların böyle bir özelliği dikkatlerimize sunulmuş oluyor ve bize de aman siz böyle olmayın, sözünüz doğru olsun, özünüz doğru olsun, inandık diyorsanız gerçekten kalbinize de iman edin. Eğer Allah'a karşı efendim yanlışlık yapıyorsanız bilin ki Allah onu Allah'a gizleyemezsiniz, Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz, onun için onu düzeltmenin yoluna gidin. Orada hem kalbimizde hem amelimizde doğru dürüst bir kulluk sergilememiz aslında ayet-i kerimede bize öğretilmiş oluyor.